Merhaba efendim, hoş geldiniz tekrar. Bu videomuzda, bu buluşmamızda daha doğrusu şöyle bir kar, kış, önümüzdeki günler, ocağa nasıl ilerliyoruz'un böyle ufak ufak görünen kısmıyla, böyle uzun geniş projeksiyon değil, hani görünen kısmında şöyle bir aya bir projeksiyon açacağız. Biliyorsunuz bir video paylaşmıştık kışın nasıl geçeceğiyle alakalı. Kışın ortasına gelirken yani ocağın ilk haftası içerisinde bir video daha paylaşacağız. Şimdi kar, kış durumuna bakacağız. Hemen şu buluşmamızın başında hatırlatıyorum. Haftada iki gün buluşuyoruz. İşte içinde bulunduğumuz Perşembe ve Pazartesi. Pazartesi, Perşembe günleri buluşuyoruz. Kanalımızı efendim takip etmeyi unutmayın. Siz takip edin ki biz de daha fazla ürün üretip sizle paylaşmaya çalışabilelim. Bir de şey yapılması gerekiyormuş. Şurada zil mil falan var köşede. O bildirimi de açarsanız kanalı takip ettikten sonra video paylaştığımızda tık size haber gelecek. Video, yeni video paylaşıldı diye. Önümüzdeki durumdan biraz son 15 gün ocağa ilerlerken durum nasıl diye bahsedeceğiz ama ana olarak aslında bu buluşmamızda sizinle geniş geniş 2020 yılında ne yaptık, ne olduğu konuşacağız. Çünkü Dünya Meteoroloji Örgütü ön raporunu açıkladı. Genellikle şöyle olur, yani yıl biter, arkasındaki ay içerisinde bütün çalışmalar yapılır ve denir ki 2020 yılında, 2019 yılında, 2018 yılında şöyle oldu, sıcaklık şu kadar yüksek oldu, bu kadar oldu falan filan rakamlar çıkar. Bir de sıra dışı bazı coğrafyalar yaşanan böyle anormallikler anlatılır, o başlıklar anlatılır. Dolayısıyla şimdi bir ön rapor var Dünya Meteoroloji Örgütü'nün. Şöyle bir okuma yaptıktan sonra öne çıkan bir 7-8-10 başlığı ben böyle bir öne aldım. Sizinle onu paylaşmak istiyorum. Ama önce bir bakalım Aralık ayının ikinci yarısında bir görünen kar ihtimali söz konusu mu? Yağış ihtimali söz konusu mu? Maalesef. Öncelikle lüksten değil de ihtiyaçtan yola çıkalım ve yağış durumundan bahsedelim. Aralık ayının kalan ikinci yarısında da arada kuvvetli yağışlar şöyle bir geldi gitti ama çok fazla bir şey bundan sonra görünmüyor. O kuvvetli yağışlar da zaten kuraklığa çare olacak değil. Daha çok zarar verici seviyede kendini gösterdi. Akdeniz'deki yağışlardan bahsediyorum. Şimdi ayın ikinci yarısındaki durumda maalesef doğusuyla batısıyla, kuzeyle güneyiyle kurak geçiriyoruz. Ocak ayı itibariyle doğu bölgelerde biraz gevşeme var. Yağış biraz normale dönmeye başlıyor ama batı bölgeler maalesef Marmara, Ege, Batı Akdeniz kuraklığa devam ediyor. Bunu hatırlatalım. İkincisi Ocak ayında da muhtemelen Şubat ayına da öyle giriyoruz. Ortalamanın üzerinde sıcaklıklarla gideceğiz. Zaten kuraklık yaşıyoruz. Dolayısıyla ortalamanın üzerindeki sıcaklıklar da kar olasılığını kuvvetli bir dalga yakalayamadığımız müddetçe zayıf olduğunu bize söylüyor. Dolayısıyla ümitleri kırmıyoruz, ümitleri yitirmiyoruz ama çok da beklentiyi yüksek tutmuyoruz bu kış adına. Onu hatırlatalım. Ve Dünya Meteoroloji Örgütü'nün bakın size raporundaki birinci maddeyi söylüyorum. Diyor ki pandemiye rağmen, La Niña'ya rağmen 2020 yılı muhtemelen ilk üç içerisinde olacak. Ya birinci, en sıcak birinci yıl, ya ikinci yıl ya da üçüncü yıl olacak. Şimdi niye pandemiye rağmen, yine niye La Niña'ya rağmen diyoruz? Çünkü pandemide biliyorsunuz üretim bir miktar aşağıya çekildi. Ama üretimin başlarda özellikle ilk 3-4 aylık dönemde havalarımız falan temizlendi sonra tekrar kirlettik ya. Oradan çok da iyi gördük ki havalarımızın bu halde olmasının nedeni direkt bizmişiz. O kadar bize net gösterdi ki iklimleri değiştirmedi ama tertemiz bir hava sağladı bize. Neden? Çünkü biz kirletçileri havaya yaymadık. İster yüksek basınç gelsin, ister alçak basınç gelsin. Havaya sen kirleticiyi yaymadığı müddetçe yüksek basınç neyi yere basacak? Dolayısıyla havalarımız temizlendi. Ama biz zaten havaya milyarlarca ton karbondioksiti verdik. Dolayısıyla ısınma frenlenemiyor. Ne oluyor? Artışında bir azalış meydana geliyor. Hani kardan zarar derler ya onun gibi. Ama burada hiçbir kar yok. Full komple zarar var. Belki de üçüncü yıl çıkarsa 2020 yılı ya da ikinci yıl çıkarsa niçin birinci yıl olmadığını yani işte burada birazcık ufak bir frenleme olmuş diyebiliriz. İkincisi La Niña. La Niña El Niño'nun tersine dünyada genellikle hafif bir şöyle bir küresel ölçekte serinleme etkisi yapar. Ve bunu şöyle düşünebilirsiniz. Sizin boynunuza astığınız bir ağırlık var. 50 kiloyu böyle asmışsınız boynunuza. Sıçrama rekoru kırmaya çalışıyorsunuz ve ilk 3'e giriyorsunuz. Böyle düşünün. Dünyayı aşağıya çeken bir La Niña etkisi var
ve dünya sıçramaya çalışıyor ve ona rağmen ilk 3'e giriyor. Yani atmosfere, havaya yaptığımızı anlayabiliyor muyuz? Yani anormal bir. Ben evet böyle artık kelimeleri yüksek perdeden konuşa konuşa hani kifayetsiz kalmasını, artık kanıksanmasını istemiyorum. Ama tablo bu. Anormal bir durum içerisindeyiz ve Arktik bölge, yani Kuzey Kutbu, Antarktik bölgeye göre çok daha hızlı eriyor ve son 40 yılda %50'sinden fazlasını kaybetmiş durumda. İsterseniz size şöyle başlık başlı söyleyeyim. Bir, ne dedik? İlk 3'e girme ihtimali var. Bunun oranı %98.7 olarak belirlendi. Yani %99, onu yuvarlıyorum, %99 diyor Dünya Meteoroloji Örgütü, 2020 yılı en sıcak ilk 3 yıl içerisinde olacak. İkincisi, hep bahsediyoruz. Diyoruz ki en sıcak 10 yıl, son 10 yıl içerisinde gerçekleşti. Dolayısıyla bizim yeni bir normalimiz var. Normalleri neye göre belirliyoruz? Geçmiş yıllara 30 yılın, 40 yılın ortalamasını alıyoruz. Ve diyoruz ki bu coğrafyanın normali. Ama senin son 15 yılın, 10 yılın aynı şekilde rekorla geçerse ne oluyor? Geçmiş yılların verisini işin içine kattığında normalde ne kadar uzun bir veri setin varsa o kadar doğru bir sonuca gidersin, değil mi? Ama burada uzun veri seti seni doğruya götürmüyor. Çünkü senin yeni bir normalin var. Son 10 yıl. Şimdi diyor ki Dünya Meteoroloji Örgütü, 2010 ile 2019 arasına baktığımızda son 10 yıl en sıcak 10 yılda. Şimdi üzerine bir yıl daha ekledik. Bu sefer 2011 ile 2020, biten 2020'yi karşılaştırıyor. Diyor ki yine en sıcak 10 yıl son 10 yıl içerisinde. Yani bu böyle ivmeli bir şekilde sıcaklık artışının, böyle yani eksponansiyel, düzenli bir artış değil, böyle ivmeli bir artışın olduğunu bize söylüyor. Üçüncü başlıkta diyor ki buzul erimesi. Temmuz, Eylül ve Ekim aylarında diyor ki rekor kırıldı. Total toplam buzul azalmasında zaten rekor var da buraları aşağı çekenler bu aylar oldu diyor. Temmuz, Eylül, Ekim aylarında rekor buzul erimesi meydana geldi. Sibirya yine başlık içerisinde diyor ki Sibirya rekor sıcaklıklar yaşıyor diyor. Ve Sibirya'nın Verkoyansk şehrinde kaç derece ölçüldü? Haziran ayında 38 derece ölçüldü. 38 derece Sibirya Verkoyansk şehrinde. Bakın İstanbul 38 dereceyi görmedi bu yaz içerisinde. Sibirya'da ama 38 derece ölçüldü. Bize ne diyemiyoruz? İşte bizim yaşadıklarımızın nedeni de dünyanın birçok coğrafyasında meydana gelen değişimler. Yangınları konuştuk hep. Brezilya'yı konuştuk, Avustralya'yı konuştuk ve son 18 yılın en fazla yangın yaşayan yılı olmuş. Ve Arktik bölgenin ısınmasından, yani kutup bölgesinin ısınmasından bahsediyor. Diyor ki son 40 yıl içerisinde 5 derece sıcaklık artışı olmuş. Bakın neden IPCC artık bu iklim zirvelerine şunu diyor? Diyor ki ya boşuna hayal kurmayın. Öyle 2 dereceler, 2,5 dereceler yok. Minimum 3,5 dereceyle başlıyor diye bu nedenle konuşuyor. Bakın Arktik bölge son 40 yıl içerisinde 5 derece artmış. Önümüzdeki 2080'e kadar zaten 3,5-4 derece dünyanın ortalaması sıcaklığı yükselmiş olacak diyor. O işte sıcaklığın 5 derece artması demek ne demek biliyor musunuz? İşte o Sibirya'daki 38 derecenin oluşması demek. Yani o sadece ortalamadaki 5 derecelik artış normalin sadece 5 derece üzerine çıkması demek değil. Şimdi soğuk günler var ama ortalamayı 5 derecenin üzerine tutacak öyle sıcak günler meydana geliyor ki sizin sıcaklığınızın normali 8-9 derece olan bir yerde 40 dereceye dayanmış sıcaklık ölçülüyor. Yani bir bölgenin sıcaklığı normalinin kaç derece üzerine çıkar? Biz bahsediyoruz ya bültenlerde diyoruz işte normallerin 7 derece üzerinde sıcaklıklar var. Adamlar diyor ki normalin 30 derece üzerinde sıcaklık var diyor. Hele okyanuslarla alakalı rapor zaten insanı hiç bakası gelmiyor. Neden? Hep biz bahsediyoruz atmosfere yolladığımız karbondioksitin 1/4'ünü okyanuslar alıyor diye. İşte bakılmış %23, %24'ü işte neredeyse 1/4'üne karşılık geliyor. Okyanuslar tarafından absorbe edilmiş, yutulmuş ve bu bize ne olarak dönüyor biliyor musunuz? Okyanusların, denizlerin daha asidik hale gelmesi. İşte oradaki yaşantı yok oluyor. Orada kabuklular var, canlılar, balıklar, bitkiler, ormanlar, şunlar bunlar. Şimdi burada daha asidik bir ortamın meydana geldiğini, insan vücudunda daha asidik olduğunda ne meydana geliyor? Kanser ortaya çıkmaya başlıyor.
Dolayısıyla biz okyanusları, denizleri daha kanserli bir hale getirmeye başlıyoruz. Orada yalnızca işte balıklar, büyük balıklar, küçük balıklar, otçullar falan filan yok. Orada kabuklular var. Bu canlılar yaşam alanlarını kaybediyorlar. Sadece onların yaşam alanlarının yok olması değil, orada yaşamın yok olması demek, okyanusların, denizlerin artık karbondioksit tüketmiyor olması, atmosferden de karbondioksit çekmiyor anlamına geliyor. Atmosferden karbondioksit çekemezse biz bırakın 3,5 derecelik artışı, 5-6 dereceye gideriz. Kötü senaryolarda 8-9 derecelik sıcaklık artışı var. 8-9 derecelik sıcaklık artışında her şey durma noktasına gelecek. Ve Dünya Meteoroloji Örgütü yine okyanuslardan devam etmiş. Diyor ki son 40 yıl içerisinde okyanuslardaki kirlilik oranı, kirleticileri, hani tuttuğumuzda deniz götürür diyoruz ya, işte o attığımız kirleticilerin miktarı kaç kat artmış biliyor musunuz? 40 yılda 27 kat artmış. Dünya Meteoroloji Örgütü raporda daha uzun uzun geniş geniş anlatmış. Ben size böyle birkaç başlığı çıkartmak istedim. Maalesef 2020 yılında da karnemiz çok iyi durumda değil. Yani ilk üçe muhtemelen 2020 yılı girecek. Hem pandemiye hem de La Niña etkisi olmasına rağmen ikisi de sıcaklığı aşağıya çekecek etki gösteriyor. Ama dünya sıcaklığı yerinde duramıyor. Diyor ki sen beni ne kadar aşağıya çekersen çek, havaya karbondioksiti öyle bir yaydık ki inemiyorum aşağıya diyor. Ya şimdi her şey çok mu kötü? Evet, havaya yaptıklarımız böyle ama ümidimiz yok mu? Var. Biraz da pozitif konuşalım istiyorsanız. Çünkü yorumlara bu arada okuyorum, takip etmeye çalışıyorum. Bayağı kreatif yorumlar da geliyor. Hatta bir tanesinde çok dikkatimi çekti. Ya bu anlatılanları dinledikten sonra sanki suratım böyle kramponla vuruluyormuş gibi hissediyorum diye yazmış bir arkadaşımız. Evet, maalesef fiziki olarak öyle bir şey olmasa da atmosferde farklı kramponlarla bizim üzerimize geliyor bir şeyler maalesef. Şimdi ümidimiz var mı? Var. Neden var? Bakın bir örnek vereyim size. Güneşten şöyle bir açılalım. Bakalım gezegenlere. Güneş, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Uranüs böyle gidiyor. Bizim sıcaklığımız kaç derece? Ortalama 15, artık 16 derecenin üzerine çıkartmaya başladık. Venüs'ün sıcaklığı kaç derece? 460 küsur derece. Merkür, Venüs'ten daha düşük sıcaklığı var. Ama Güneş'e daha yakın. Güneş'e daha yakın Venüs'ten. Ama sıcaklığı daha düşük. Buradan ne anlıyoruz? Güneşe yakınlık değil önemli olan sıcaklıkta. Atmosferinin durumu. İşte onu da zaten Venüs'ün karbondioksit oranına baktığımızda anlıyoruz. Venüs'ün karbondioksit oranı %95. Dünyanın karbondioksit oranı kaç? Milyonda 415'e çıkarttık. Yani şöyle düşünelim. 10.000'de 4. 10.000'de 4 nerede? %95 nerede? Şimdi biz bu sıra dışılıkları 10.000'de 4'ün üzerindeki yüzdesel değişimle yaşıyoruz. Yani 10.000'de 4 üzerinden meydana gelen yüzdelik bir değişimle havada kuraklık yaşıyoruz, seller yaşıyoruz, kar fırtınaları geliyor, hareketsiz kirli havalar kalıyor falan filan. Dolayısıyla biz çok küçük bir değişimle, dünya hassas bir gezegen. Ve o mavi misket ne oluyor biliyor musunuz? Bu arada kitabımı okumadıysanız almanızı tavsiye ederim. Mavi misket. Orada da dünyanın yaşadığı hikayeleri böyle bir anlatıyoruz. Tekrar döndüm. O 10.000'de 4'lük üzerinden oransal değişim dünyayı bu hale getiriyorsa dünyanın da yapacağı küçük hareketlerle bu iş terse döndürülebilir demek. Çok küçük bir orandaki, yani dünyayı çok hoyrat kullanıyoruz. Ama o hoyrat kullanımdan biraz vazgeçtiğimiz zaman bir karşılık alacağız demek. Çünkü küçük hareketlerle dünyada bu değişimler meydana geliyor. Küçük derken insanlık için büyük ama astronomik anlamda baktığımızda küçük. Dolayısıyla yapacağımız iktisat, yapacağımız insani yaşam, yapacağımız hayata bakış şeklimizi satın almak üzerine değil de yaşamak üzerine kurguladığımızda aslında her şey yoluna girebilecek durumda. Ya da böyle problemler yaşamayacağız görüntüsü veriyor hesaplar, matematik hesaplar. Biraz daha doğaya yakın, biraz daha atmosfere alt seviyeden müdahil bir şekilde yaşadığımızda aslında birçok şey yoluna girebilecek durumda görünüyor. Hesap kitap bize bunu anlatıyor. Böyle efendim, bu buluşmamızda biraz Aralık ayının kalanı ve Ocak'tan biraz bahsedelim. Biraz da şu Dünya Meteoroloji Örgütü'nün 2020 ön bilançosundan bahsedelim istedim. Böyle
Tekrar görüşeceğiz. Bu arada kanalımızı tekrar söylüyorum. Takip etmeyi unutmayın. Bildirimimizi de yine açın diyoruz. Böyle tekrar görüşelim, oldu mu? Pazartesi hoşça kalın.